Koronavirüs salgınında önemli bir eşik aşıldı. 10 ay önce salgın başladığında tahmin edilmeyen birçok şey gerçekleşti. Tüm önlem ve kısıtlamalara rağmen dünyada ölü sayısı 1 milyonu aştı. Peki bu rakam normal mi? Yoksa dünya için yeniden önemli tedbirlerin habercisi mi? Pasaport bu programında dünyada artan sayılar karşısında ne yapıldığını, hangi ülkenin bu konuda başarılı olup olmadığını ele alıyor. Has passed another grim milestone in its battle with the coronavirus. There are now more than 7 million known infections in this country. Dünyada salgın devam ediyor. Vaka sayıları Amerika Birleşik Devletleri'nde 7 milyonu aşarken Hindistan'da 6 milyona yaklaştı. Brezilya'da 4.7 milyon, Rusya'da ise 1 milyon vaka var. Bazı ülkeler yaz ayları sonrası yeni tedbirleri tartışıyor. Her ülke kendine göre önlem almaya çalışırken kimileri kontrollü olarak okulları da açıyor. Tüm tedbirlere rağmen başını bazı ülkelerin çektiği ölüm rakamları ise giderek artıyor. Yaklaşık 10 ay sonra ölüm rakamları açısından kritik sınır aşılmış durumda. 2019 Aralık ayında Çin'de görüldü. Ama pandemi, yani dünyaya yayılan salgın alarmı bu yılın Mart ayında verildi. Önce bölgesel ve sınırlı olarak kalacağı sanıldı. Oysa bugün sınırlar kapatılıyor. Hala önlemler devam ediyor. Küçük rakamlarla başlayan vaka ve ölümler giderek artıyor. Dünyada koronavirüs salgınında önemli bir eşik aşıldı ve ölü sayısında 1 milyon barajı geçildi. Bu rakam başlangıçta hiç tahmin edilmeyen bir sayı ve dünyada bu sayı önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Dünyada daha önce başka pandemiler de yaşandı. Geçmişle kıyasladığımızda bugünkü bilgilerimiz, bugünkü teknoloji, haberleşme ve bilim dünyasında geldiğimiz yere bakacak olursak aslında bugünkü sayılar çok üzücü sayılar. Çok daha az sayıda vaka ve çok daha az sayıda ölüm olabilirdi bu pandemide. Dolayısıyla buradan almamız gereken önemli dersler var. İyi bir yerde olduğumuzu söyleyemeyiz geçmiş pandemilere kıyasla ve şu anda elimizdeki olanaklara baktığımızda. 1 milyon kişinin ölmesi çok çarpıcı bir şey. Çok uzun zamandır dünyanın yaşamadığı bir olay aslında. Bir salgından bu kadar insanın ölmesi hiç de beklenmiyordu. Yılın başında, 2020'nin başında birisi söylese kimse de inanmazdı. Hatta hatırlarsınız belki Trump 200 bin kişi ölecek dediği zaman da çok abartıyor deniyordu. O rakamı da geçtiler Amerika Birleşik Devletleri'nde. Dolayısıyla çok çarpıcı, dünya tarihi açısından da çok önemli, kritik bir dönemeç oldu. Çok açık. Dünya genelinde bahar aylarında yaşanan panik ve sonrasında alınan önlemler sonucunda belli bir kontrol sağlanmıştı. Ancak tüm dünyada yaz aylarının ardından hem vaka hem de ölüm rakamlarının yükselişi dikkat çekti.
belli ülkelerde bu daha da dikkat çekiciydi. John Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya ve Hindistan'daki ölümler bu sayının yaklaşık yarısını oluşturuyor. Uzmanlar gerçek ölü sayısının ise büyük ihtimalle çok daha fazla olduğu uyarısında bulunuyor. Aralık 2019 tarihinden bu yana 1 milyon ölüme ulaşıldı. Yani koronavirüsün Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktığı haberlerinden 10 ay sonra. Çin'den ilk haber ve görüntüler geldiğinde uzaktan baktığımız bir felaket adım adım yaklaştı. Tüm hayat değişti. Salgın 188 ülkeye yayılırken dünya genelinde teyit edilen 32 milyon vaka görüldü. Virüse karşı karantina ve diğer önlemler dünyada hayatın durmasına kadar geldi. Öngörülebilir bir durumdu bu ve hatta bundan daha yukarılara tırmanması da hep öngörülebiliyor. Çünkü dünyada baktığımız zaman bu işi çok ciddiye alan bir takım ülkeler var ve bununla ilgili bir takım çalışmalarını iyi yapmışlar, kontrollerini iyi yaptılar ve hastalığı kontrol altına alabildiler ama genel olarak baktığımızda ben buna ciddi bir politik körlük diyorum. Veya işte salgın hastalıkla mücadelede mücadelenin ekonomi duvarına çarpması diyorum. Bu ekonominin öncelenmesi, birinci sıraya alınması nedeniyle salgın hastalıkla kontrolde bir takım uygulamaların gevşetilmesi doğal olarak hem hasta sayısını ve buna bağlı olarak da ne yazık ki yaşamını yitiren insan sayısını artıran unsur oldu. İlk başta bir şaşkınlık dönemi yaşandı. Bu dönemde hakikaten o ana kadar kimin kapasitesi ne kadar yüksekse, örneğin laboratuvar kapasitesi, test yapma kapasitesi veya hasta yatak kapasitesi yüksek olanlar iyi atlattılar o dönemi. Aslına bakarsanız Türkiye de onlardan bir tanesi. Ama bu bir maratondu. Maratonun ikinci faslı da yaz sonrası başladı. Yani yazın geç dönemleri ve sonbahar. Şimdi onun içerisindeyiz. Maraton sürüyor. Yani biz 6 aydır çalışıyoruz, yorulduk falan diye bir şey dinlemiyor virüs. Bize her gün bizim zinde olmamızı, her gün yine aynı disiplinle mücadele etmemiz gerektiğini anlatıyor bu salgın. Bütün salgınlar böyle aslında. Her gün yeni bir gün. Kimi ülkeler test yapabilmelerine rağmen başka sebeplerle sayıları tam olarak yansıtmayabiliyorlar resmi rakamlara ya da vakaların ve ölümlerin nasıl kodlandığı ile ilgili farklılıklar da var ülkeler arasında. Dünya Sağlık Örgütü'nün bir takım standartları var ama örneğin bazı ülkeler PCR testiyle pozitif olan vakaları sadece bildirirken kimi ülkeler hem bu şekilde testi pozitif olanları hem de klinik olarak laboratuvar görüntülemesi olarak COVID olduğuna şüphe götürmeyen vakaları yine COVID ölümlerine dahil ediyorlar. Our world has reached an agonizing milestone. The loss of 1 million lives from the COVID-19 pandemic. We can overcome this challenge, but we must learn from the mistakes. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ölü sayısını akıl almaz ve kahreden bir dönüm noktası diye tanımladı. Bu dönüm noktasında bazı ülkeler başı çekmeye başladı. Sadece gelişmekte olan ülkeler değil, gelişmiş ülke kategorisinde bulunanlar da ön sıralarda yer aldı. Yorumculara göre özellikle sağlık ve ekonomi arasındaki seçimde sağlığı arka plana atan ülke ve liderlerin tavrı bu konuda belirleyici oldu. Salgın başladığında en çok etkilenenlerin başında Avrupa ülkeleri vardı. İtalya ve İspanya başı çekiyordu. Ancak aylar içinde bu ülkeler ilk dalgayı atlatıp durumu biraz olsun kontrol altına almaya başladı. Bugünlerde vaka sayısında Amerika Birleşik Devletleri başı çekiyor. 7 milyondan fazla vaka söz konusu. Bu dünyadaki sayının 5'te 1'inden fazla. Hindistan, Amerika'dan sonra en çok vaka görülen ülke oldu. Ancak nüfus çok olduğu için ölü sayısı görece az görünüyor. Latin Amerika'daki en yüksek ölü sayısı Brezilya'da ve ülke 4.7 milyon vakayla dünyada üçüncü. Thank you.
uluslararası değerlendirmelere baktığımızda, çıkan raporlara baktığımızda ve yapılan araştırmalara baktığımızda özellikle başarılı görülen, bugüne kadar başarılı görülen ülkeler arasında Güney Kore var, Tayvan var, Yeni Zelanda, Avustralya başarılı sayılıyor, Finlandiya, Küba, İzlanda yine başarılı sayacağımız ülkeler arasında yer alıyor. Bunun tam tersi mevcut vakaları ve ölüm sayılarıyla, tabii ki bunları nüfusa da oranlı baktığımızda yine Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Hindistan, Rusya, Meksika şu ana kadar ki alınan önlemler ve de var olan vaka ve ölüm sayılarıyla maalesef daha olumsuz bir tablo çiziyorlar. Ne yazık ki Brezilya bunun en önemli örneklerinden bir tanesi. Şu anda Brezilya'da 5 milyona yakın enfekte insan var. Yaşamını yitiren insan sayısı 150 bine ulaşmış durumda. Aktif hasta sayısı 500 bin civarında. Ve çok ilginç bir şey söyleyeyim. Belki şaşırmayacağız ama Brezilya'da da milyon kişi başına yapılan test sayısı oldukça düşük, çok gerilerde, normal sıralamanın çok çok altlarında. Evet. Ne yazık ki bu böyle. Ne kadar çok test yaparsanız o kadar çok kişiyi tespit edebilirsiniz. Hindistan bugün milyon kişi başına test yapan en geri ülkelerden bir tanesi. Yani artık test çalışması da yapmıyorlar. Yani gideyim tespit edeyim, onu bulayım. Büyük olasılıkla bu rakamlar çok daha üst seviyelerde. Salgın her ne kadar şu an genel söylem itibariyle herkesi vuruyor gibi gözükse de aslına bakarsanız yaşamını yitiren insanların sınıfsal konumu, ekonomik durumuna baktığımızda daha çok ne yazık ki alt gelir seviyesindeki insanları etkiliyor ve onları daha fazla vuruyor. Dünyada şu anda ikinci döneminde yani ülkelerin kapasiteleri oranında yanıt veriliyor. Ülkeler o şaşkınlığı atlattılar. Örneğin Amerika, İtalya, İspanya ilk başlarda hatırlayın. New York'ta, Londra'da, Madrid'de kapılarda ölenler, morglar dolup taştı, ölüler sahipsiz kaldı. Bu derece korkunç görüntüler yaşandı. Şimdi bunu atlatma safhasındalar. Yine tabii her ülke kendi kapasitesi oranında yanıt veriyor. Ve tabii o ana kadar getirmiş olduğu sağlık kapasitesiyle ilişkili. Örneğin bir ülkede obezite çoksa ölüm çok oluyor. Nüfus yaşlıysa ölüm yüksek oranda oluyor. Hastanete kapasitesi düşükse yine ölüm oluyor. Ve bir de bir başka bir şey, çok önemli bir nokta. Virüs adeta sanki bizi çok yakından izliyormuş gibi insanlığın son dönemdeki günahlarını öne çıkarttı aslında. Örneğin çarpık kentleşme, çarpık ve yoğun kentleşme, buraları vurdu virüs. Bugün yani şu yayını çektiğimiz son 24 saat itibariyle Çin'in, Ulusal Sağlık Komisyonu'nun 12 yeni COVID-19 vakası açıkladığını görüyoruz. Hani bir gün önce bir 15 olur, yarın muhtemelen 18-19 olur. Böyle bir bazen tek haneye düşüyor. Genelde çift hanelerde yeni vakalar açıklanıyor ve bunun hepsinin yurt dışından Çin'e gelen vakalar olduğunun da altını çiziyorlar. Salgının en başından bu yana toplam vaka sayısına baktığımız zaman da 85.384 vaka toplamda Çin kaydetmiş durumda. Can kaybı da 4.634 olarak kayıtlara geçti. Sokaklarda tabii insanlar biraz daha rahat. Bir normale dönüş süreci başladığını söyleyebiliriz. Neredeyse salgın öncesi görüntüleri hem metroya binince hem bir kafeye, restorana oturduğumuzda görebiliyoruz. Ama şunu da altını çizmek lazım. İş işten tamamen bitmiş bir durum söz konusu değil. Yani salgın tedbirlerinin normalize edilmesi, hayatın bir parçası haline gelmesi gerçeği de söz konusu artık. Yani insanlar ısılarını ölçtürüyorlar, gittikleri mekanlarda kayıt dökümlerini bırakıyorlar. Bunlar artık hayatın gerçekleri oldu. Ne zaman hayatımızdan çıkar bunu da bilmiyorum açıkçası. Uzmanlar resmi verilerin gerçeği yansıtmayabileceğini söylüyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan yaptığı açıklamada ölü sayısının daha fazla olabileceğini dile getiriyor. Ryan, mevcut rakamlar COVID-19'a yakalanan veya
COVID-19 nedeniyle ölenlerin bilgilerinin eksik değerlendirmesini yansıtıyor, diyor. Salgınla ilgili dünyadaki rakamların doğru yansıtıp yansıtılmadığı konusundaki endişeler devam ediyor. Diğer yandan bu rakamları sınırlayabilmek için büyük çaba gösteren ülkeler olduğu da söyleniyor. Bunların başında da yorumculara göre Çin geliyor. Salgının başında rakamları gizlemekle eleştirilen Çin, gelinen noktada salgını kontrol altına almış gibi görünüyor. Çin'de genel anlamda hayat normale dönerken salgının çıkış noktası olan Wuhan'da gençlerin partilere katılması bile dikkat çekiyor. Salgının başlama ve yayılma kaynağı Çin'di. Ancak bir süre sonra Çin merkez olmaktan çıktı. Avrupa ve Amerika'da yeni ülkeler merkez oldu. Bugün Çin çıkış noktası olmasına rağmen salgını önleme adına en iyi stratejiyi geliştiren ülke oldu. Çin'in bu noktaya gelmesinde alınan önlemlerin sertliği kadar topyekün bir mücadele ve kararlılık söz konusuydu. Çok sık kapanmalar ve önlemlerle Çin bugün sadece sağlık değil, ekonomisi ve eğitimini de işler noktaya getirdi. Resmi tabirleriyle kendilerini bir halk savaşı ilan edildi. Aslında bir seferberlik moduna geçildi. İşte özel hastaneler inşa edildiğini biliyoruz. Hoşenşen Hastanesi 1000 yataklı 10 günde yaptılar. Daha sonra 12 günde başka bir hastane yaptılar. Bunlara ek olarak kabin hastanesi dedikleri, fansan dedikleri Çince'de bir takım saha hastaneleri yaptılar. Buradaki amaç şuydu. Virüs, yani enfekte olmuş herkesi kabul etmek ve hastanede bir yatağı almak. Böyle bir zor bir süreç geçildi açıkçası ve bir içe kapanma, bir kabuğuna çekilme tarzı geliştirildi aslında. Ki Haziran ayında bir beyaz kitap yayınlamıştı Çin Merkezi Hükümeti salgınla mücadele çalışmalarını anlatan. Orada altı çizilesi bir ifade var, bir metafor olarak. Virüse karşı bir Çin Seddi örmekten bahsediyorlardı. Gerçekten baktığınız zaman, yani ben Pekin'de yaşıyorum, burada sokaklara barikatlar kurulduğunu gördük. Barikat kelimesi ne kadar doğru bilmiyorum ama gerçekten ters çevrilmiş bisikletlerle bir takım işte çadırlar kurulmuş sokakların, sitelerin, mahallelerin önüne. Aslında bir şey gibi, dışarıdan gelen bir düşmana karşı bir iç savaşta sitesini, mahallesini savunan bir görüntü vardı gerçekten. Kişisel veri paylaşımı ya da dijital takip gibi aslında Batı dünyasında daha fazla tartışılan, işte insan hakları açısından, kişisel verilerin korunması açısından tartışılan bir takım konuların Çin'de biraz daha sıkı tedbirlerle uygulandığını, teknolojinin son derece yaygın kullanıldığını görüyoruz. Salgın yanıtında bir takım öneriler getirildiğinde bireylerin uygulaması gereken maske, işte sosyal mesafe gibi uygulamaları bireylerin de son derece özümsediğini ve bunu iyi uyguladıklarını görüyoruz. Bu anlamda Çin hem toplumsal verdiği yanıtla hem de yüksek teknoloji kullanımıyla hem de daha önceki deneyimleri ile beraber oldukça iyi bir kontrol sağladı. Çin çok katı önlemler aldı. Yani neredeyse işte şehirleri tamamen kapattı. O hastalığın bulunduğu bölgelere kesin izolasyonlar koydu ve zorunlu ikametgahlar yaptı. Bunu herkes işte Çin'in yönetim biçimi olarak algılasa da aslında bulaşıcı hastalıklar mücadele de bir miktar böyle olmak zorundadır. Aşı geliştirmek normalde yıllar alan bir süreç. Ancak küresel acil durum nedeniyle bilim insanları hızla çalışıyor. Dünya genelinde 240 potansiyel aşı ilk geliştirme aşamasında. 40 aşı adayı klinik deney ve binlerce kişi üzerinde denenirken 9 aşı adayı da son safhaya gelmiş durumda. İleriki aşamadaki aşı adaylarından biri Oxford Üniversitesi'nde geliştiriliyor. Bu aşının bağışıklık sistemini harekete geçirdiği görüldü ve AstraZeneca ile sadece İngiltere'ye 100 milyon doz üretmesi için anlaşma yapıldı. Çin'de de bir aşı adayının antikor ürettiği görüldü ve Çin ordusuna verildi. Ancak aşının üretim hızıyla ilgili çeşitli kaygılar dile getiriliyor. Çin'in şu an geliştirdiği 4 aşı
faz 3 aşamada. Klinik denemelerin 3. aşamasında 4 aşısı var. Bunlardan Sinovac, Türkiye'de de kamuoyunun yakından tanıdığı bir şirket. Çünkü Türkiye'de hem testler yaptı hem de Hacettepe Üniversitesi merkezi olarak sanırım aşılamaya da başladılar. Bunlar bu yıl bu faz 3 denemelerinin verilerini analiz etmeye planladıklarını söylüyorlar. Onun dışında Ulusal Sağlık Komisyonu daha geçtiğimiz birkaç gün önce bir basın toplantısı düzenledi ve şöyle bir hedef koydu. 2020 sonunda dedi biz 610 milyon doz aşı üreteceğiz. 2021 sonunda da 1 milyar doz hedefi geliştirilmiş durumda. Dünyada ve insanlarda salgın sanki yıllardır sürüyormuş gibi bir his yarattı. Oysa daha bir yıl bile olmadı. Çünkü hiç beklenmedik, tahmin edilmedik bir durumdu bu. Yaşananlar bilim kurgu filmlerini andıran tecrübelerdi. Belki de en azından belli tedbirlerle sürekli bu durumu yaşamaya alışacağız. Şimdi başta tıp dünyası olmak üzere ekonomi, eğitim hatta siyaset bile değişecek gibi. Ama şimdi birçok ülke önlemleri elden bırakmadan yeni normale dönme çabasında. Başarılı diyebileceğimiz ülkeler genellikle o uzak doğudaki. İşte Çin'i başarılı sayabiliriz örneğin. Veya Güney Kore'yi bu konuda başarılı sayabiliriz. Japonya'yı başarılı sayabiliriz. Bir kere yaptıkları en önemli şey çok ciddi kısıtlamalarla başladılar ve çok iyi taramalar yaptılar. O bizim ülkemizde yapılmaya çalışılan filyasyon çalışmalarını derinlemesine yaptılar bunlar. Neredeyse sokak aralarında insanları en başta, hastalığın en başında yakalayarak izole ettiler ve bugün geldiğimiz noktada hakikaten şöyle bir bakıyorum da Çin'de 4600 kişi yaşamını yitirmiş. Güney Kore'de 406 kişi. Yani baktığınız zaman bunu bir başarı olarak görmek gerekiyor. İlk başta zengin diyelim ya da işte varlıklı gelişmiş ülkelerin metropollerini vururken ikinci dönemde yoksul ama büyük kentleri vurmaya başladı. Yine nüfus yoğun ama bu kez iş döndü dolaştı. Yine yoksulların daha çok bedel ödediği bir noktaya doğru ilerliyor. Hindistan örneği bunlardan bir örnek ya da Güney Amerika ülkeleri gibi sağlık kapasitesi daha sınırlı olan ülkelerde ölüm oranları daha çok artmaya başladı. Gelişmiş ülkeler toparladılar. Yani 3-4 ay sonunda bir şekilde toparlama yoluna gittiler ama gelişmekten öteki daha hazırlıksız olanlar daha çok vuruldu ve daha da vuracak. Çin deyince aklımızda bir bizim batılı paradigmalarla baktığımız zaman bir imaj var. Bir tek parti iktidarı, 70 yılı geride bırakmış bir tek parti iktidarı. İşte özellikle son yıllarda çok dijital sistemleri kullanan baskı, otoriter bir iktidar ve halka sözünü geçirebilen bir iktidar. Şimdi bu resim bir yönüyle doğru. Fakat baktığınız zaman Asya'da, Japonya gibi, Güney Kore gibi örneklerde orada da çok katı, kapsamlı tedbirlerin alındığını ve dijital izleme sistemlerini kullandığını görüyoruz. Yani aslında burada hani halkın işbirliği yapması sadece baskıdan kaynaklı bir şey değil. Asya toplumlarına özgü ki bunu kültürel farkların da altı çok çizildi bu süreçte. Asya toplumları biraz daha özellikle kriz zamanlarında otoritelerle işbirliği yapmaya daha meyilliler, daha anlayışla karşılıyorlar. Mesela sadece Çin'de değil, ben Güney Kore'de de, Japonya'da da, Asya'daki diğer noktalara baktığım zaman, hatta Hong Kong'da yani hükümet karşıtı protestoların aylarca olduğu bir yerde bir salgın başladı ve insanlar, gençler bir anda maskelerini takıp evde tecrit ettiler kendilerini. Zengin ülkeler bir yıllık aşı üretimini neredeyse satın almış durumdalar. Dünyada önde gelen 5 şirket üretecekleri toplam 5.3 milyar doz aşının 2.7 milyarlık dozunu Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Avustralya, Japonya, İsrail ve İsviçre'ye satmış durumda. Bunların yanında bazı Avrupa Birliği ülkelerinin de adı geçiyor. Tabii ki Çin ve Hindistan'da var. Gelen haberlere göre 5 şirket üretiminin %51'ini satmış. Yani dünya nüfusunun %13'ü üretilecek aşıların %51'ini satın almış durumda. Hesaplamalara göre dünya nüfusunun 1/3'ü 2022 yılına kadar aşıya ulaşamayacak gibi. On average die each year from the flu. Did anyone know that? 35,000.
That's a lot of people. We have lost nobody to coronavirus in the United States. Başlangıcından bu yana liderlerin salgınla ilgili açıklamaları tartışma konusu oldu. Yorumculara göre bazı liderler salgını başından beri küçümsedi. İşin ilginci bu liderler hatırı sayılır sayıda destekçi de buldu. Ancak İngiltere Başbakanı Johnson, Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'dan sonra Amerikan Başkanı Trump'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. When needed, I wear masks. Okay, let me ask. I don't wear masks like him. Every time you see him, he's got a mask. He could be speaking 200 feet away from it. He shows up with the biggest mask I've ever seen. Başkanlık yarışının ilk tartışma programında rakibi Biden'ı maske taktığı için küçümsemeye çalışan Trump, tartışmadan bir gün sonra kişisel Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı. Bu gece First Lady ve benim COVID-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız. Dünyada pandemi ilan edileli 6 ay oldu. 6 ayı geride bıraktığımızda bu salgın süreci siyasiler için de bir sınav niteliğindeydi. Çünkü dünyanın bazı ülkelerinde liderler farklı gerekçelerle salgını ya küçümsedi ya da salgın tehlikesini görse bile önlem almadı. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, İngiltere. Trump bu konuda sürekli Çin'i suçladı önceleri. Brezilya'da Bolsonaro zaten herkes bir gün ölecek diyerek siyaseti sağlığın önüne koydu. İngiltere'de de Boris Johnson sürü bağışıklığı sistemini uygulamaya çalıştı. Ama hepsi yanıldı. Şu andaki konumda ekonomik kaygılar, bir takım politik kaygılar, bazı yerlerde erken geri açılmanın verdiği sorunlar, toplumların aslında yorgunluğu, insanların biraz bu önlemler ve kapanmalar nedeniyle yaşadıkları yorgunluklar, aynı zamanda sağlık çalışanlarının da yorgunluğundan bahsetmemiz gerekir. Çünkü sağlık sistemleri de zaman içinde ok çalışma koşullarıyla ve özellikle maske ve bir takım koruyucu ekipmanla ya da kıyafetlerle uzun saatler çalışmak ve hep böyle çalışmak zorunda olmak tabii ki sağlık çalışanlarını da son derece yoruyor. Özellikle bazı ülkelerde sağlık çalışanlarının ciddi oranda hastalanması ve kaybedilmesi de yine sağlık çalışanlarının moralini bozan bir gelişme oluyor. Tüm bunlar ışığında aslında bir miktar yorgunluk var dediğim gibi ama daha pandeminin bitmesine de önümüzde bir süre var. Dolayısıyla her şeye rağmen kaynakları en iyi biçimde kullanarak ve iyi örnekleri alarak ülkelerin bu pandemiden çok daha iyi çıkma şansları var. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri şu anda geldiği noktada 7 milyon 300 bin hasta infekte, 210 bine yakın yaşamını yitiren insan var ve şu andaki aktif hasta sayısı Amerika Birleşik Devletleri'nde 2,5 milyon. Yani aslında Amerika Birleşik Devletleri başarısız olmuş durumda bu konuda. Bunu söyleyebiliriz ve benzer durum Avrupa ülkelerin içinde geçerli. Peki bunu tam olarak neye bağlayabiliriz? Salgınla mücadele politik bir seçimdir. Yani neyi öncelediğiniz önemli. Ya ben ekonomiyi önceliyorum ve burada ekonomik olarak işlerliği devam ettirmek zorundayım deyip gevşemelere başlarsanız doğal olarak bulaşıcı hastalık, virüs, insan hareketliliğiyle insanlar arasında dolaşmaya devam edecektir. Bu öncelikler çok önemli ve en son bir ay kadar önceydi sanırım Hindistan Başbakanı bir açıklama yaptı. Bunu en dürüst bir biçimde ifade etti. Dedi ki ekonomi benim için birincildir, salgınla mücadele bizde şu anda önemli değildir. Hemen rakamlara bakalım. 6 milyon insan infekte olmuş Hindistan'da. Bunlar tespit edilebilenler tabii ki ve 100 bine yakın insan yaşamını yitirmiş. Yine tespit edilebilenler diyorum çünkü buradaki önemli noktalardan biri de milyon kişi başına yaptığınız test miktarı. Bilim insanları tabii çok öne çıktı. Bunun da altını çizmek lazım. Bütün dünyada sonuçta bir halk sağlığı krizi var. Burada artık hamasetle, popülizmle çözülebilecek bir kriz değil bu. Bilim insanlarına dönüp bakmak zorundaydık. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nde bir Anthony Fauci ismi çıktı. Çin'de de John Nanshan ismiyle özdeşleşen bir bilim insanları tanıdı kamuoyu.
Çin'in salgına verdiği tepkinin çok profesyonel olduğunu belirtiyorlar. Çünkü müdahale önlemlerinin bilim insanları ve halk sağlığı uzmanlarının zamanında analiz ve değerlendirmelerine dayandığını da altını çiziyorlar. Tabii ki işin politik bir anlatısı vardı. Hem iç kamuoyuna hem de dünyaya dönük ama diğer yandan da o işin bilim kısmı, epidemiolojik olarak virüsün yayılma yollarını anlamak, alınabilecek karantina tedbirlerini almak. Burada da açıkçası bilim insanları hep ön plandaydı. Yani ilk 3-4 ay evet. Çin'in o yüksek liderlerinden ziyade biz ekranlarda hep şeyi görüyorduk. John Nanshan ve diğer bilim insanlarını görüyorduk. Böyle bir süreç vardı. Chinese health authorities are still working to identify the virus behind a pneumonia outbreak in the central city of Wuhan. Dünya genelinde 33 milyondan fazla kişinin enfekte olduğu ve can kaybının 1 milyonu aştığı pandeminin yol açtığı yıkım büyüyor. Bu salgın geçmişte yaşanan salgınlarla karşılaştırılıyor. Covid-19 enfeksiyonuna yol açan SARS-CoV-2 virüsü 21. yüzyılın en ölümcül virüsü olarak kabul ediliyor. 2009'da domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü küresel bir salgına yol açtı. Resmi rakamlara göre bu pandemide 18.500 kişinin öldüğü belirtiliyor. Ancak bu rakamlar daha sonra Lancet Tıp Dergisi tarafından 151.000 ile 575.000 arasında can kaybı yaşanmış olabileceği şeklinde revize edildi. Dünya genelinde 33 milyondan fazla kişi enfekte olmuş durumda. Can kaybı 1 milyonu aştı. Önlemler alınıyor ama sayı hala yüksek. 20. yüzyılın başında İspanyol gribinde 20 ila 30 milyon insan hayatını kaybetmişti. Aradan neredeyse 100 yıl geçti. Dünya 100 yılda her alanda ilerleme kaydetti, değişti. İşte bu açıdan belki de bugünün 1 milyon rakamı 100 yıl öncesinin 20-30 milyon rakamına bedel olabilir. Şimdi dünyada bu salgın 20 ve 21. yüzyılda insanlığı etkisini alan diğer virüslerin neden olduğu tahribatlarla kıyaslanıyor. Teknolojinin bu kadar gelişkinliğini, sağlık sisteminin, insanlığın bu kadar gelişkinliğini düşünürsek bu daha acı bana sorarsanız aslında. Neden acı? Eğer bu böylesine öldürücü oranında bir hastalık o zaman olsa, o zaman ölenler 30 milyon değil 50-60 milyon olabilirdi muhtemelen. Çünkü daha ağır, kesinlikle daha ağır bir hastalıkla karşı karşıyayız. Öldürücülük açısından o dönemle kıyaslandığında. Ve bu kadar teknolojimiz, bu kadar sağlık ordusu olmuş olmasına rağmen bu kadar insan öldü, 1 milyon insan öldü. Tabii oransalda düşük gözüküyor ama ek faktörleri de hesaba katarsanız çok hatırı sayılır, o günleri bize eşit yaşatan bir süreç diyebiliriz. Çağın İspanyol gribi de budur diyebiliriz. Salgının başlangıcında tartışılan konuların başında hangi ülkelerin bu durumdan nasıl etkileneceği geliyordu. Özellikle az gelişmiş sağlık sistemi ve altyapısı zayıf olanların daha çok etkileneceği iddia ediliyordu. Ancak bundan sonraki süreçte ve muhtemel yeni salgınlar karşısında var olan sağlık sistemlerinin yeniden ele alınması gerektiği vurgulanıyor. Bu da tüm dünyada sağlık sistemini, altyapıyı ve yoğun bakım servislerini gündeme getiriyor. Hem hastaların tedavisi hem de aşı ve ilaç aşamasında da bu tartışmaların devam edeceği tahmin ediliyor. Tüm dünyada sağlıkta kamunun daha etkin olması gerektiğini söyleyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Dünyada pek çok örgüt herkese bedava, ucuz ve adil dağıtılacak halk aşısı üretimi için çağrıda bulunuyor. İlaç şirketlerinin bilgilerini patentsiz olarak özgürce paylaşarak aşıların olabildiğince dünyanın her yerinde geniş bir şekilde üretilmesine izin vermeye çağırıyor. Slogan, kar değil halk aşısı.
Dünya üzerinde herkesi aşılamanın tahmini maliyeti ise 70 milyar dolar olarak hesaplanmış. Evet, kısa sürede dünya salgınla yaşamaya alıştı. Kimi zaman artan, kimi zaman gevşeyen tedbirler söz konusu. Sağlık ve ekonomi tercihleri arasında gidip gelen bir süreç var. İnsanlar sıkıldı ama kurallara riayet etmek zorunda kaldı. Peki bu durumu normal kabul edip sürekli tedbirlerle mi yaşayacağız? Yoksa önce aşı sonra ilaçlarla bu iş sonlanacak mı? Ya da şöyle sormak gerekiyor. Hangi ülkeler ve dünyadaki hangi gruplar önümüzdeki dönemden daha çok etkilenecek? Aşı çalışmaları şu anda özel şirketler aracılığıyla yürütülüyor. Ne yazık ki devletler buna finansal destek veriyor belirli oranlarda. Aşı elbette çıktığı anda bu da bir ticari meta halinde olacak ve insanların buna ulaşımı satın alması gerekecek. Büyük oranda devletler belki ilk aşamada bunları kendileri satın alıp risk gruplarını aşılama yoluna gidecekler. Ben aşı çalışmalarının 2021'in ilk çeyreği itibariyle sonlanacağını ve artık piyasaya aşı verilmeye başlanacağını düşünüyorum. Ama ulaşmak konusunda nasıl olacağı hakikaten büyük bir sorun. Çünkü işte Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ülkede o nüfusu aşılayabilecek mi? Amerika Birleşik Devletleri bütçesi bunu kaldırabilecek mi? Veya politik seçimle böyle bir seçim yapılabilecek mi? Aşı bizim için önemli bir gösterge olacak. Aşı ile ilgili çalışmalar iyi gidiyor ama pratikte uygulandığında ne kadar uzun süreli ve ne kadar iyi bir yanıt alacağımız önemli. Yine aşının ne kadar adil dağıtılabileceği ve ne kadar kısa sürede milyonlarca, milyarlarca insana ulaşabileceği son derece önemli. Dezavantajlı grupları ne kadar koruyabileceğimiz son derece önemli. Çünkü bakın yine ülkelerin verileri ortaya çıktıkça görüyoruz ki daha dezavantajlı, daha azınlık gruplar ya da sağlık hizmetlerine erişemeyenler ya da daha yoksul olan ya da çalışma koşullarını değiştiremeyen insanların son derece etkilendiğini ve bunun hemen her ülkede aynı şekilde seyrettiğini görüyoruz. Şimdi aşı meselesi olacak. Mesela aşıdan yine zengin ülkeler, üretici ülkeler daha çok pay alacaklar. Doğal, çok doğal, orman yasası bir nevi. Ve diğer ülkeler daha az pay alabilecekler. Bunun mücadelesini sürdürecekler ama sonuç olarak o bölgelerdeki ölümler hep yüksek seyredecek. Çok daha fazla yüksek seyredecek. Henüz daha bitmiş değil, maraton sürüyor. Her gün koşmamız gerekiyor. Sağlık evet. Çalışanları, tüm insanlık. Burada üretimin ne kadar önemli olduğu açığa çıkıyor. Yani hani bir global meselede hatırlarsınız çok pandemi öncesinde bile biz bir global bir çağdayız. İşte aşı bir kesim ülkeler üretiyorsa diğerleri de zaten paylaşır, sunar gibi bir anlayış vardı. Ve bu çerçevede birçok ülke ulusal üretimini bile erteledi, öteliyordu. Şimdi belli global firmalar bunları sağlıyorlardı ama şu anda adeta ulusala dönüş oldu mücadele açısından. Uzmanlar, ülkelerin vaka ve ölümleri kaydetmesindeki farklılıklar ve bazı bölgelerde test sayısının az olması nedeniyle vaka ve ölüm sayısının bildirilenden daha yüksek olduğuna inanıldığını vurguluyor. Rakamlar doğru ya da yanlış. Dünyada ölü sayısı 1 milyon barajını aşmış durumda. Koronavirüs salgınıyla birlikte dünyada hayat tarzları değişirken vaka ve ölüm sayılarının sınırlanması için bireysel ve toplumsal tedbirlerin birlikte ele alınması zorunlu gibi. Zengin ve yoksul ülkeler arasındaki eşitsizliklerin kapatılmasına yönelik adımların hızlanması gerekiyor. Ancak her şeyden önce salgının sadece sağlık sistemleri değil, iklim değişikliği, doğanın tahribatı, gıda güvenliği ve plansız şehirleşme konularıyla ilgili olduğunun da unutulmaması gerekiyor.
Yaz dönemi boyunca politikacıların seçimlerinin salgını sonlandırmaktan daha çok ekonomiyi öncelemek olduğunu gözlemledim. Ve bunun böyle de devam ettiğini, hala böyle devam ettiğini düşünüyorum. Birçok ülke salgının kontrolünü insanların sırtına yüklemiş durumda ve insanlar bireysel önlemlerle ancak kendilerini koruyabilecek pozisyondalar şu anda. Hem tıp dünyasının hem diğer bilimlerin son derece daha donanımlı olduklarını bilmek gerekiyor. Aşıyla ilgili ümidimiz var. Eğer iyi örnekleri uygulayabilirsek bu pandemiden çok daha hızlı çıkacağız. Bu anlamda ümitli olmak gerektiğini düşünüyorum. Evet, biraz daha zamanımız var ama bireysel olarak da almamız gereken önlemleri aldığımız sürece ve karar vericiler de toplumsal ve ülkeler düzeyinde almaları gereken bir takım önlemleri aldıkları sürece çok daha az hasarla ve daha kısa sürede bu pandemiden çıkabileceğiz. 2021'e geldiğimizde ise vakaların çok daha da artarak ama biraz hafif seyirle gitmesiyle salgının sönümlenmesi hem beklentimiz hem de gerçekçi olabilecek bir senaryo aslında. Birinci senaryo bu. Daha iyimser senaryolar var. Bunların gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Nedir daha iyimser senaryolar? Aşının bir an evvel çıkması, yılbaşında bu işi bitirmek hiç gerçekçi durmuyor. Ve bitmesi salgının daha da yayılmasıyla, bir yandan tabii daha çok yayılması, birçok insanın geçirmesi, o hep konuşulan, daha önceki aylarda konuşulan sürü bağışıklığının oluşmasına katkıda bulunacak. Öyle olunca artık yayılamaz hale gelecek birçok insan geçirdiğinde, ama o insanların olabildiği kadar hafif geçirmesi en büyük talebimiz. Yine de kayıplar yaşanacak bu süreçte tüm dünya ölçeğinde ve kayıpların önce azalmasıyla vakaların azalması sönümlenecek. Salgının ortaya çıkışının üzerinden 10 ay, dünyada salgın yani pandemi ilan edilmesinin üzerinden 6 ay geçti. Ölüm sayısında bir eşik aşıldı. Nerede duracağını bilmiyoruz. Ancak dünyada önlemlere uyulmazsa durum iyiye gitmeyecek gibi. Tek tek ülkelerin, bireylerin önlemleri önemli. Şu anda dünya çapında toptan ve ortak bir önlem pek mümkün görünmüyor. Bu nedenle her ülkenin kendi içinde tedbirleri sıkılaştırması gerekiyor. Daha sonra da umutla aşı ve ilaçları beklemesi. Thank you.